Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş merhaba. Ayşe Hanım'ın karşılaması güzeldi. Samimiydi. Ayşe Hanım bugün karşılaması güzel. Çünkü girerken çok pozitif oldu ve hoş geldiniz diyerek karşıladı güler yüzüyle. Evet, şükürler olsun. Dördüncü günde buluştuk sağ salim. Evet. Evet, günler azaldı. Yarın son gün. Evet. Artık birbirimize veda edeceğiz. Üzüleceğiz, biraz özleyeceğiz. Olun, aynen öyle. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, bomba gibi. Vallahi saat 12'de yattım, 2'de kalktım, bir duş aldım, tekrar yattım. Tekrar yattın, iyi bari. Kimisi böyle sabah 3'lere kadar ayakta duruyor değil mi? Yok yok. Dinlenin. Bir iş yapmadım, akşam geldim. Ha iyi. Evet, eminim hanımları da uyku tutmamıştır heyecandan. Evet. Ayşe Hanım'ı çünkü çok merak ediyorlar. Evet. Evet. Asiye, merak ediyor musun Ayşe abla? Evet, merak ediyorum çok. Neyi merak ediyorsun Ayşe abla'dan? Ya Ayşe abla çok iddialı konuştu. İyi bir menü yapacağım diye çok iddialı konuştu. Ümitliyim, inşallah güzel aslında yapar. Aslında çok da iddialı konuşmadı. Sadece haftanın başında dedi ki yarışmacı arkadaşlar çok şanslar, 30 yıllık bir tecrübe görecekler. Kendileri de faydalanacaklar dedi. Çok da iddialı değil yani. Yani çok da iddialı bir cümle daha değil. Daha ne olsun abla, 30 yıllık iddiamı görecekler de çok iddialı değil diyorsun. Daha ne olsun? Ayşe Hanım'ın günü için bugün çok heyecanlıyım. Kendisi 30 yıllık tecrübesinin olduğunu ve bizlerin çok şanslı olduğunu söylemişti. Umarım 30 yıllık tecrübesini bizlere gösterebilir bugün. Ayşe Hanım bugün menüsü ağır bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Mutfakta da heyecanla yenilmezse çok elim becerikli dedi. 30 senelik ev hanımıyım dedi. Kolay yapacağını düşünüyorum. Evet Ayşe abla, biz kahvelerimizi alalım, sohbetimize devam. Tamam. Ben şekerli içiyorum. Nasıl orta. Biz orta. 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 Hadi bakalım. Hazır mısınız? Gönder evet. Bombayı. Evet. Bugün Ayşe ablanın günü. Evet. Evet. Yani haftanın başından beri biliyorsunuz Ayşe Hanım olmasa da susturamadık. Yorumlarını çatır çatır yaptı. Ha, puanlarını haksız yere Asiye biraz memnun değil Ayşe Hanım puanından. Ayşe Hanım puanından. Hayır, siz mi iki vermiştiniz Ayşe Hanım? Ayşe Hanım'dan memnun değil. Evet, Ayşe Hanım verdi. Ama genel olarak yani evet yorum yapıyor, eleştiriyor ama puanlarını iyi veriyor mu size göre? Nesrin abla sana dün 4 verdi. Sen memnunsundur Ayşe Hanım. O memnundur illa ki. Teşekkür ederim. Ben memnun değilim ama. Ama ben lezzetli şey yaptığıma emin olduğum için ben memnunum puanımdan. Sadece Asiye Hanım'la Yayla Hanım'ın bence ama puanları biraz çıktı. Ama yine de hakkınızı yemedim, puanımı adaletli verdim. Bence adaletli değildi ama bence yani adaletli. Yapacak bir şey yok yine de, sağ olun. Ben dilerime göre puan verdim. Aynen, ben de öyle gayet adaletli verdim. Doğrudur ama bence yine de adaletli yaptığınızı peki, düşünmüyorum. Peki Kübra ve Ayşe'nin görüp de sizin göremediğiniz ne vardı? Ya da sizin yani görmezden geldiğiniz ne vardı? Ya zaten ben sofrada onun açıklamasını yaptım. Neyi beğenip neyi beğenmediğimi. Ona göre puanlamamı yaptım. Ama şöyle bir şey var. Bir pat patlıcanı zaten 5 dakika bile pişirsen ne ki o patlıcanın canı? Bana pişmemiş gibi geldi. 1,5 saatte öyle. Olan bir patlıcan nasıl pişmemiş ya bana oluyor? Öyle geldi. Ben daha da hani aynı yorumu bir daha tekrarlamak Kübra, istemiyorum. Kübra sen niye 4 puan verdin? Ya ben gayet beğendim. Yani karşındaki kişi 2 puan verdi. 2 değil 3 verdi. Beyazlarımızda çok da büyük bir uçurum yok hayır. Onlar 3 verdi, ben 4 verdim ama bir önceki günlerde de 3 puan verdim. Ben hiç kimseye 2 puan vermedim. Aslında Asiye Hanım'a mesela bir ara 2 vermeyi de düşünmüştüm. O kadar ama kötüydü sonrasında, yani. Sonrasında 2 puanın emeğine yani. Mesela hayır. Yayla Hanım'da da 2 puan yazmıştım. Sonrasında 3'e çevirmiştim. 2 puanın emeklerine layık olmadığını düşündüm. Sonrasında 3'e çevirmiştim. Keza Asiye Hanım'da da öyleydi. Ben iki sofrada da mesela tok kalkamamıştım. Ama dün pilavı çok lezzetliydi. Gerçekten yediğim en lezzetli pilavlardan biri. Patlıcanı çok güzel pişmişti. Patlıcanı çok güzel pişmişti. Evet, çok güzel pişmişti. Yani masada hepimiz patlıcanı yedik. Yok, benimki de pişmişti. Ama köftenin içinde vardı. Siz de söylediniz. Yoktu. Ondan sonra yani yemekleri lezzetliydi. Enginarını da beğendik. Sadece biraz limonu azdı. Onun dışında beğendik. Peki yani bugün Ayşe Hanım'dan güzel çoktu. Performans bekliyor musun yemek kesinlikle olarak? Kesinlikle. Ben Nesrin Hanım'a ilk başta ben de 2 vermeyi düşünüyordum. Sonra çok, emeğini çok düşündüm, pilavını beğendim. Gerçekten 3 hani dedim haksızlık yapmadım. O herhalde sen yapmadım. Benim 2 verdiğimi sandın gününde. Ondan dolayı hayır, mı 2 vermeyi hayır, düşündün gerçekten sonra? Yok. Son anda hani dedim ki pilavını çok beğendim gerçekten. Sadece biberi biraz hani büyük doğramıştı. Yani tadı tuzu çok yani önemli. Yani eğer ki 2 masa, 2 kişinin 4 verdiği masaya sen 2 verseydin Nesrin Hanım herhalde bilmiyorsun. Son anda vallahi hani dedim ki. Evet yani masada şey yapardım yani. Bir an yükseldi zaten. Hayır yani hayır düşündüm şöyle. İlk başta yorumları Allah yani onu düşündüm. 2 verecektim. Son anda dedim hani pilavını
pilavını beğendim, sofrasını beğendim. İkili de beğendim. Vermemişsin yani. Hani, ciddi ikili masa kesinlikle değildi. İkili masa değildi. Çünkü patlıcan kebabının sunumu da çok güzeldi. Evet, sunumu yani beğendim. Yanında bütün malzemeleri eksiksiz geldi. Evet. Yani lavaşına varana kadar düşünmüştü. Evet. Nesrin Hanım iyi bir ev sahibiydi. Bir ara yükseldi masada ama tansiyonu. Genel olarak iyi bir ev sahibiydi. Asiye'nin yorumları çok tutarsızdı. Kübra Hanım ve Ayşe Hanım yemeklerimi beğendi yani. 1,5 saat pişen patlıcana pişmemiş dedi. Çiğ dedi. Bembeyaz dedi. Demek ki o önceden patlıcan kebabı yememiş ki o öyle bir yorum yapıyor. Nesrin Hanım en çok bugün benim üzerime gelecek. Çünkü ben doğru düzgün menüsünü beğenmemiştim. Bana karşı sinirli. Ayşe Hanım şimdi Kastamonulu bakalım nasıl bir menüyle karşımıza gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Merak ediyorum. Peki nasıl bir menü seçtin? Çok merak ediyorum. 30 yıllık tecrübeyi bize bir yansıt o menüyle. Tam karşındaki kameraya say Ayşe abla. Tamam. Derimini bir hiç heyecanlanma. Sakin sakin. Kastamonu yöresine ait kendi yapımım. Kendim yaptım. Tavuklu tarhana çorbası. Ara sıcak karalahana sarması. Yanında yoğurt eşliğinde, süzme yoğurt eşliğinde. Ana yemek patates çanağında misket köfte, kaşar peynirli. Pirinç pilavı. Büzgü baklava. Burma baklava. Burma oklava baklavası. Salata. Salatam gavurdağ salatası. Gavurdağ salatası. Bu karalahana etli mi zeytinyağlı mı? Zeytinyağlı. Zeytinyağlı. Salçalı olandan ama değil mi? Salçalı kuş sütü falan yok, değil, yok. Normal salçalı. İçinde bulgur, pirinç var. Anladım. Evet. Klasik Karadeniz yöresine ait. Evet, Asiye Hanım nasıl buldunuz? Güzel menüsü inşallah yetiştiririm. Beğendin mi? Beğendim. Patates, bir patates daha geldi. Bana mı patates nasıl konulacak tabağa? Patatesi böyle çanak yapacağım. Koyacağım. İçine koyacağım. Yayla Hanım menüyü nasıl buldunuz? İlk başlangıç olarak tarhana çorbası. Evet. Çünkü Kastamonu yöresine kendi yaptığım tarhanayı tamam, size ben de yaptım kendi geliyor. Tarhanam vardı onun ama Ayşe ayrı abla. Otu var. Onu bulmak çok yapmak çok marifet ister. Hayır ben de tarhana yapıyorum çok basit. Sadece suyunu koyup karıştırıyorsun. Tavuklu ama tavuğunu pişireceğim. Tavuk suyunu sadece yani tarhana olması neden sizi rahatsız etti? Basit aşamasız çünkü. Diye. Yani. Hazır çorba değil. Önceden yok, hazırlanmış. Hayır hazır kışlık yani için önceden hazırlanıyor. Zaten şey o mercimek de hazır. Mercimek yapmadım ama ben. Bir bardağı koy içine. Mercimek yapmadım ama ben. Kaynat bitir. Ayşe Hanım bugün bize tavuklu tarhana çorbası yapacakmış. Bana çok basit geldi. Kışın hazırlanabilecek bir tarhana. Sadece hazır çorba gibi karıştırıyorsun. Sadece tavuklarını didikleyip koyacaksın. Ayşe Hanım'ın karalahana sarması çok basit. Madem öyle kastamonuyum 30 senelik diyorsa güzel bir sarma yapabilirdi. Patates çanağında misket köfte bence bir davet sofrasına uygun değildir. Ayşe Hanım 3-4 gündür çok iddialı konuşuyordu. Bu ana yemek ona yakışmadı. Ayşe teyzeden bu performansı beklemiyordum. Biz teyze mi? Tarhana teyze hemen teyze oldu. Pardon. Ayşe Hanım'dan böyle ben bir performans beklemiyordum. Bir son baklavası biraz hadi güzel. O da açıp böyle oklavaya sarılacak. Sizin aranızda çok fazla. Aranızda kaç yaş var? Ayşe Hanım ben bilmiyorum yaşlarımızı hiç şey yapma. Ayşe teyze, Efe teyzeciğim. Hayırlı bayramlar. Ben 40 yaşındayım. Ben 40 yaşındayım ama Ayşe Hanım'ın ne kaç yaşında olduğunu. Ben teyze olmadım canım. Özür oldum da senin teyze olmadın. Ayşe Hanım'a inanın ki ağzımdan teyze diye çıktı. Büyüklerimize hep teyze diyoruz ya. O yüzden benim ağzımdan yanlışlıkla çıktı. Vallahi Nesrin Hanım geçen günkü 40 beden muhabbetinin intikamını güzel aldınız. Teyze ne ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.